Yok yani. Size söyleyecek söz bulamıyorum. Yani şu yaptıklarınız aklım hafsalam almıyor. Ya biz karı koca sizi iyi yetiştirmekten başka bir kaygı gütmedik şimdiye kadar. Ama yok. Sadece bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz. Şu yaşattıklarınız bize gerçekten ağır geldi. Sen Özgür. Sen akıllı bir öğrenci, örnek bir insandın. Sözüm ona. Yıllarca babanla sosyalleşme, insanların arasına karışman için uğraştık ama şimdi eski halin daha mı iyiydi diye düşünmeden edemiyorum. Hayır, daha geçen hafta bu dans yarışması mıydı nedir? Orada bizi gururlandırdın, seninle iftihar ettik. Ve bugün şu yaptığına bak. Bunu senden hiç beklemezdim Özgür. Sen Deniz, seni kendi çocuklarımdan bir gün olsun ayırt etmedim ben. Ama ben ne dediysem sen tersini yapmakta ısrar ettin. Bu olayda da son derece suçlusun. Yani böyle bir girişimin içinde bulunmak bile son derece kötü. Sonuçta bak, Mert gelip bütün suçu üzerine aldı. Sırf seni kurtarmak için. Nasıl hocam, anlamadım? Neyi anlamadın? Mert odama gelip o kapıyı açanın kendisi olduğunu söyledi. Sırf senin bursun yanmasın diye. Çocuk kendini yaktı. İnanmıyorum. Bak sen şu Pelin'in yaptığına. Demek ki babasının adını kullanıp anahtarı alıp kapıyı açmış, öyle mi? Aynen öyle baba. Neyse ki itiraf etti. Konu da kapandı. Oğlum, yaptığınız şeyin ne kadar yanlış bir şey olduğunu hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum. Ha, baba haklısın. Zaten bir daha olmayacak. Hem cezalandırıldık hepimiz. Sosyal sorumluluk projelerinde çalışacağız. Hocam, Mert'in böyle bir şey yaptığından benim haberim yoktu. Evet, herhalde yoktu. O da kendince kahramanlık yaptı zaten. Bak Deniz'ciğim, kendine çekidüzen ver. Ben Amerika'ya bursu kazandım. Bu evden çekip gideceğim diye düşünme. Gidene kadar aynı çatı altındayız. Ve bu çatı altında benim kurallarım geçerli. Bunu sakın unutma. Gelelim sana Pelin Hanım. Aslında sana söyleyecek bir laf bulamıyorum ki. Bitti yani, tükendi. Ya kızım, sen bizi delirtmek mi istiyorsun? He? Ya yaptığın beni aştı. Ya benim bir sabrım var, sabrım. Ama baba ben... Hiç kendini müdafaa etmeye kalkma. Benim adımı kullanıp anahtarı aldın. O da yetmezmiş gibi suçun önce Deniz'in sonunda Melih'in üzerine kalmasına neden oldun. Ben görevliyi çağırıp da bunun doğrulatmasaydım gerçekten senin bunu yaptığına inanmayacaktım ya. E benim de bir istihap ettim var. Bu mu ya senin bizden aldığın terbiye? Evet. Şimdi bu adam neden bizi çağırdı diye merak ediyorsunuzdur. Aslında tahmin ediyoruz ama. Öyle mi? O zaman uslu uslu dinleyin bakalım. Tamam. Çok iyi bir arkadaşlığınız var. Birbirinize yardım ediyorsunuz, destek oluyorsunuz. Ama kafanızı haydutluğa çalıştırana kadar biraz da dersinize çalıştırırsanız bizi de memnun edersiniz. Babacığım, eğer bu son olayı kastediyorsan hani... Ben bütün vukuatlarınızdan bahsediyorum oğlum. Ya bir kere de birinizin aklına bir soytarılık geldiğinde diğeri onu dizginlesin be. Mustafa amca. Parti işini gizli yapmayacaktık aslında. Ben neyin ne olduğunu gayet iyi biliyorum Melih. Sen hiç kafanı yorma. Sizi uyarmak için çağırdım. Aklınızı başınıza toplayın. Melih, bu seferlik babana haber vermedim ama bir daha böyle başınızı belaya sokarsanız bu kadar kolay kurtulamazsınız, haberin olsun. Bittiyse gidebilir miyiz? Söylediklerimi ciddiye alsanız iyi edersiniz. Hadi gidin şimdi, hadi. Ha, bu arada Ozan, arabanı çektirdim. Bir müddet kullanamayacaksın. Ya baba... Hiç mızmızlanma oğlum. Kredi kartının limitini de düşürdüm. Belki birazcık akıllanırsın. Güle güle. Hadi o zaman, hadi. İyi günler Mustafa amca. Hay Allah'ım ya. İnşallah şu kule para eder.
Bakalım Semih Bey ne kadar cömertmiş. Var ya iyi işaret. Var ya şu kolye bir pırlanta olsa iyi para eder ha. Ulan ne olursun. Sabrın da müsamahanın da bir sınırı var. Bitti, doldu. Artık gözetim altındasın. Hiç benden medet umma. Babanla birlikte aldık bu kararı. Dershaneden eve, evden dershaneye. Öyle arkadaşlarla takılıyorum. Kimse bana karışamaz falan. Bitti bunlar. Anladın mı? Herkes aklını başına toplasın. Çıkabilirsiniz. Çıkın dedim hadi. Deniz, Mert'e söyle bugün odama uğrasın. Gözde ile ilgili ona söyleyeceklerim var. Peki hocam. Hayatım, sinirlerin çok yıprandı. Hacer Hanım'a söyleyelim de bir adaçayı kaynatsın. Yok ya, adaçayı falan istemem. Okulda işim var, oraya gideceğim zaten. Baba, niye bu kadar sinirlisin? Gel bakalım. Bak, sen büyüyünce onun gibi yaramazlık yapma. Annenle babanın sözünü dinle, tamam mı çocuğum? Hı. Seni de görürüm. Hayır yani. Niye bu kadar acele ediyorsun anlamıyorum. Haftayı yapacağız soygunu. Yeni gelenlerle birlikte satarız bunları. Ama Fuat dün tamam dedin. Niye bugün vazgeçiyorsun? Sedef'im, gülüm. Hepsi bir anda çıksın. 100 kere muhatap olmayalım Orhan denen adamla. Ama şey... Belki benim patrona olan borcumu karşılar bunlar ha? Karşılamaz gülüm. Karşılamaz. Evde dursunlar istemiyorum Fuat. Satalım bankaya yatıralım parayı. Yani bu ev hiç güvenli değil. Sedef, şimdiye kadar bir şey olmadı bu evde. Fuat'ım, gülüm. Bak her şey yoluna girdi ya korkuyorum ben. Ne var yani satsan da beni kırmasan? Ha bugün ha haftaya. Evde bu kadar değerli şey varken huzursuz oluyorum ben. Peki Sedef. Sen nasıl istersen. Bugün Orhan'a götürürüm bunları. Tamam mı? Sen yeter ki huzurlu ol. Tamam. Al. Bu da banka kartım. Niye ki? Fuat sen dedin ya paraları senin hesabına yatıralım diye. Ben de hesap açtırdım. Hem sattıklarının parasını hem de bu evdekilere yatır. Sedef. Sen hiç bu kadar para lafı etmezdin. Ben geleceğimizi düşünüyorum Fuat. İstemezsen kendi hesabına yatır. Baban falan fark eder dedin diye ben... Tamam Sedef. Ver şu telefonu da arayalım Orhan'ı. Tamam o zaman ben bugün uğruyorum sana. Gel akşamüstü bekliyorum. Ama var ya... Süper bir kolye ha. Görmen lazım. Oho. Görmeden pazarlık olmaz. Getir de görelim. Sonra konuşuruz. Tamam o zaman. Dediğim gibi akşamüstü görüşürüz. Hoşça kal. Ne oluyor? Niye ağlıyorsun? Ya annem türkü söyleye söyleye senin çeyizinle uğraşıyor. Babamı dün akşam görecektin nasıl keyif yerindeydi. Çok yıkılacaklar Banu. Uf Suna ya. Keşke sen karışmasaydın bu işe. Her şeyi mahvedeceksin şu ağlak halinle. Ya biraz olsun düşünmüyor musun onları? Ya çok kötü olacaklar diyorum. Ya biz de evlatları olarak el alemle işbirliği yapıp arkalarından iş çeviriyoruz. Ya bir şey olmaz. Birazcık üzülürler ağlarlar. Tansiyonları falan yükselir. Sonra gelir geçer. Zaten alışıklar ağlamaya. Malum annemi biliyorsun her zaman ağlıyor zaten. Ya sen nasıl bu kadar bencil umursamaz olabiliyorsun? Sana inanamıyorum. Ben de senin şu hallerine inanamıyorum Suna. Ya git başımdan. Çık.
Çekil git, gözüm görmesin seni. Zaten senin yüzünden ortak oldum böyle pis işlere. Gidiyorum. Ama sakın bir açık vereyim deme Suna. Sakın. Çık bu avlu odadan, çık! Bu işten yine Banu karlı çıkıyor ya. Ben ona yanıyorum. Gel. Nasılsın Pelin? Nasıl olabilirim? Pelin'in yasaklarla örülü dünyasına tekrar hoş geldiniz. Ya üzülme. Bak biz hep birlikte yanlış bir şey yaptık. Ama sen bu yanlışın içinde doğru olanı yaptın. Melih'i kurtardın. Melih'e bunu borçluydum. Yoksa içim rahat etmezdi. Doğru olanı yaptın. Bütün deliller Melih'i gösteriyordu. Eğer sen suçu üzerine almasaydın, o bugün okuldan atılmıştı. Ben sadece yapmam gerekeni yaptım Özgür. Yani sonuçta anahtarı alıp kapıyı açan bendim. Deniz için yapmazdım belki ama Melih'in okuldan atılmasına da gönlüm razı gelmezdi. Benim tanıdığım Pelin için çok büyük bir adım bu. Birisi için fedakarlık yapmak. Bu kişi Melih bile olsa. Melih bana çok yardımcı oldu Özgür. Yani zor zamanımda hep yanımdaydı. Bu kadar mı? Yani siz onunla yeniden... Hayır Özgür, bu mümkün değil. Belki bana salak diyeceksin ama ben hala o sırığa aşığım maalesef. Babam da ipimizi çekti. Ne olacak şimdi? Ne yapacağız? Ne bileyim ben ya. Vallahi kuzen seni iyi kurtardı. Sen hala kızın değerini bilmem. Harbiden ha. Hızır gibi yetişti kızcağız değil mi? Hayır, ben şunu düşünüyorum. Babam bile bize ayar verdiğine göre eniştem kim bilir Pelin'e ne yapıyordur. Abartma be oğlum ya. Bir ara bakayım ne yapıyor ne diyor, bir öğrenelim. Ya kızın telefonu aldılarsa? Saçmalama Ozan, ara hadi. Alihsan ne oldu oğlum sana? Sorma abicim, çok fena. Oğlum ne oldu, fena olan ne? Abicim ses sisteminin parasını ödeyemeyince adamlar dövdü. Ne? Abi borcumuza karşılık içki teklif ettim, kabul etmediler. Onlar da bana Allah ne verdiyse vurdu. Dövdüler abi. Şu düştüğümüz hale bak be, rezil olduk. O değildi abicim, ne yapıp edip adamların parasını bulmak şart. Evet Ozan, çok haklısın. Duyarlı arkadaşım benim. Yalnız benim üzerimde fazla nakit yok. Sen ver, ben sana sonra veririm. Ulan neren ne vereceğim? Param mı var sanki? Abi, bir de adamlar yarın akşama kadar süre verdiler. Ha. Peki süre dolup da parayı bulamazsak ne olacakmış? Merhaba. Çok merak ettim seni. Ne dedi Bahri Hoca? Gözde ile ilgili daha detaylı konuşmak istiyor. Güzel. Hadi gidelim o zaman. Mert bir dakika. Gitmeden önce sana teşekkür etmek istiyorum. Niye teşekkür ediyorsun ki bana? Bahri Hoca ile konuşup suç üzerine almışsın. Beni kurtarmaya çalışmışsın. Kimden duydun bunu? Bahri Hoca mı söylüyor yoksa? Kimden duyduğum bir önemi yok. Önemli olan böyle bir şey yapmış olman benim için. Bak Deniz. Eğer suçlu bulunsaydın Amerika'ya gidemeyecektin. Gerçi bu benim işime gelirdi ama ben senin o bursu ne kadar istediğini çok iyi biliyorum. Biliyor musun? Eğer anahtarı gerçekten sen almış olsaydın bile ben yine senin arkanda durup suçu üstüme alırdım. Çünkü sen benim için çok değerlisin. Hep öyleydin. Bundan sonra da öyle olmaya devam edeceksin. Efendim hocam. Evet Mert geldi. Tamam geliyoruz.
Mehver, hoş geldin canım. Merhaba Cel teyze. Özgür nerede? Yukarıda odasında. Sen çık, ben de kurabiye getireyim size. Yok yok, gerek yok. Biz zaten çıkacağız. Yarışmadan kazandığımız parayı almak için bankaya gideceğiz de. Tamam, ben getireyim. Yersiniz, sonra çıkarsınız. Özgür, hadi kalk, bankaya gidiyoruz. Tamam Meveş, gideriz. Sakin ol. Ya sakin falan olamam. Hadi çabuk kalk. Çeki de yanına almayı unutma. Çek mi? Ya ben onu nereye koymuştum? Kaybetmedin değil mi? Tamam, buralarda bir yerdedir. Dur ya, buraya bir yerim vermiştim. Ben şunlara bir göz geleyim, sen de şu aşağıya bak. Of Özgür, of! Tabii ya. Ben onu gömleğin cebine bırakmıştım. Oh, bir an öyle korktum ki. Kurabiyeler geldi. Hah, Hacer teyze, benim bir tane gömleğim vardı, şu cepte olan, gördün mü onu? Gördüm. Ama giymek istersen giyemezsin. Daha kurumamıştır. Kurumamıştır derken? Kirlenmişti, yıkadım. Ne? Ne? Ya bende biraz para var. Ama adamların istediğini mümkün değil karşılamaz. Hayır, ben evden bir şey satayım diyeceğim. Fakat bu sefer de Mustafa Sezinler'in beni öldürme tehlikesi var. Buldum! Vallahi de buldum, billahi de buldum abi. Ulan yine ne buldun? Başladın hoplayıp zıplamaya. Otur oturduğun yere. Abicim, Mehveş ve Özgür'de para var. Ben biliyorum abi, tango yarışmasından kazandılar. Onlardan isteriz. Sonra taksit öderiz abi. Yok oğlum, öyle şey mi olur, saçmalama. Olmaz, öyle şey olmaz. Yapmayın abicim, bir kez daha düşünün. Kardeşinizin kellesi söz konusu. Hem bugün bir Ali İhsan kolay kolay yetişmiyor. Oğlum olmaz dedim. Ben kimseye Melih Şahin eziklerin tango parasını yedi dedirtmem abicim. Yok öyle bir şey. Ne yapacağız peki Melih abi? Kalkın gidiyoruz. Nereye? Para kazanmaya. Hadi mantom al. Ali İhsan pardon. Heh, işte burada. Ya biliyorum, başarımızı çekemeyenlerin negatif enerjisi yüzünden oluyor böyle şeyler. Ay Özgür, aklıma bir şey geldi. Ben gömleği yıkamaya götürürken cebindekileri banyoda bir kenara koydum. Ya hadi gidip oraya bakalım o zaman. İşte çocuklar, gömlekten çıkanları buraya koydum. Ya burada da yok Hacer teyze. Sen başka bir yere koymuş olmuyorsun. Yok, eminim canım. Ben buraya koydum. Ya yok işte, yok. Gelsenize, size bir şey göstereceğim. Dur Efe'cim ya, şimdi sırası değil. Ya ama ne olur, çok güzel bir şey. Ya Efe'cim, sonra gelsek. Ya ne olur. Canım benim, kıyamam sana. Söyle bakalım, ne yaptın? Buradan kağıt alıp kendime kayık yaptım. Onları yüzdürüyorum şimdi. Ama size küstüm, göstermeyeceğim işte. Ne? Ya inanamıyorum ya! Çekini alıp kayık yapmış! Hadi hemen git bakalım. İyiyim anne. Sen? Tamam. Hallettiniz yani. Ben de buradaki işlerle uğraşıyorum işte. Tamam annem. Öpüyorum seni. Bak Sedef, diyorum ki en azından babamla anneni tanıştıralım. İş çıkarma şimdi Fuat. Tamam Sedef. Babamı geçtim. Ben ne zaman tanışacağım annenle kardeşinle? Daha nerede oturduklarını bile bilmiyorum Sedef. Fuat, bakarız. Hele bir evlenelim diyorsun, ondan sonra. Evet gülüm. Hem onlar benim ne iş yaptığımı bilmiyorlar. Gülüm, artık o işi yapmıyorsun. Anladın mı? Yapmıyorsun. Evet. Sayende. Ben çıkıyorum, tamam mı? Sonra konuşuruz. Annemler.
kimselerle hiçbir zaman tanışamayacaksın Fuat. Hiçbir zaman. Ya anneciğim. Ay vah vah vah. İşte önce ailecek çok üzülmüşler. Kolay bir olay değil tabii. Ama sonra o üzüldükleri olay daha iyi bir şeye vesile olmuş. Ya görüyor musun? Her şerde, her hayırda Allah'tan işte. Her gecenin bir sabahı var. Değil mi? Ya hayatta her an her şey olabilir. Misal Banu ile Fuat. Yani şu an kesin evleniyorlar. Ama işte onlar bile yani. Aman onlara bir şey olmaz. Ya olursa vallahi beni diri diri mezara koyarsınız ha. Benim yavrum böyle beyaz gelinlikler giyilip süzülecek mi öyle? Ya anneciğim. Abav! Anneciğim ne oldu? Kız beyaz deyince aklıma geldi senin geçen gün Hacer abladan getirdiğin beyaz o yatak örtüleri vardı ya işler. Onları unuttuk. Hay Allah, unuttuk anne. Hem Hacer teyze acele demişti. Aman, kalk kalk getir yavrum ya. Sünnet için yatak örtüsü demişti değil mi? Ha, bir ahbabı içindi. Ay, peki sünnet haftaya değil mi? Ay, haftayadır. Ay haftaya demişti, haftaya. Ya yarın için yetiştiririz demiştim ben ya. Kalk kalk da getir yavrum ya. Neyse ki işi uzun değil. Yani bir sandık dikileri falan var, onları onaracağız.